Bir hesap makinesi verilmiş. Hesap makinesinin üzerinde de kodlama işlemi yapılmış. Yani her birine bir numara verilmiş. 1 numara, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tabii burada bitirmiş ama devam ediyor. 16'ya kadar devam edecekmiş. Burası 10 olur. Şu 11, bu 12, 13, 14, 15, bu da 16 numara. Eğer 16 numarayı basarsa aslında bölme işlemini basmış olur. Ya da 11'e basarsa 6 numarayı gibi. Şimdi şu tuşlara basılmış. Yani bu tuşlara değil de daha doğrusu bu numaralara basılmış. Yani 10 numaraya basılmış. 10 numara 5. Demek ki 5'e basılmış. Şöyle yazalım. Burası 5 olacak. Sonra 11 numaraya basılmış. 6'ya başka bir deyişle. Sonra 12'ye basılmış. 12 çarpma işlemi. Şöyle biz nokta koyalım. X şimdi kafa karıştırıcı olmasın. Yani başka bir deyişle 56 yazılmış. 5 ve 6'ya basılmış 56 çarpı soru işareti ne olduğunu bilmiyoruz zaten onu biz bulacağız. Aşağıdakilerden birisi olacak. Sonra 3 numaraya basılmış. 3 numara artı şurası. Burası artı. 14'e basılmış. 14, 8. En sonunda 4 numaraya basılmış. 4 numara da eşittir. Demek ki biz buraya bir şey getiriyoruz. Bu işlem olamaz. Yani şunu yapma şansımız yok. 56 çarpı. Buraya artı getiremeyiz artık. Yani şu artı, eksi, çarpı falan olamaz. Bu üçlü olamaz mesela. Bunların hiçbiri olamaz. Buraya bir sayı gelecek. Mesela diyelim ki iki sayısı gelse. İki sayısı gelse. 56 çarpı 2 artı 8. 556'yı vermeli ama. Sonuç o çıkacak. Öyle bir sayı yazacağız ki zaten iki tane seçeneğimiz var. 8 ve 9. İkisinden birisini buraya getireceğiz. 56 ile çarpacağız. Üzerine 8 ekleyeceğiz. Sonuç 456 çıkacak. Ben şöyle sağ tarafa yazayım. 56 çarpı ne olduğunu bilmiyoruz. Bir sayı artı 8 neyi verecek? 456. Biz bu 8'i yollarız karşı tarafa. Şu tarafa. Bu durumda 56 çarpı k eşittir. 456'dan 8 çıkarsa 448 olur. Şimdi her iki tarafı 56'ya böleriz. Şöyle. Buradan şu 56'lar gider. Sol tarafımız k, sağ taraf. Şimdi ikisini sağ değiştirmeye çalışalım. Bu 8'e bölünüyor mu? Bakalım. 56 ya da direkt zaten 8 olsa 400, 6 kere 8, 48. Direkt zaten 8 gelir. K sayısı 8 olur. K sayısı 8. Bu ikisini bölünce 8 kere 50, 400 yapıyor. 8 kere 6 da 48. Buradan 8 sonucu ne olacak? Evet. Sonucumuz 8 olacak. Demek ki o şuraya gelecek olan, soru işareti yerine gelecek olan sayı 8'miş. 8 yani şu. Nerede 8? Burada. Evet, 14'e basılmış olması gerekiyor. Başka bir de işte. Tabii hangisine basılmış olması gerektiğini sormuyor da tuşu soruyor. Tuş 8 kodunu sorsaydı o da 14 olacaktı.